Kütahya 56. Belediye Başkanı'nı seçtim. Kütahya tarihinde ilk kadın belediye başkanı seçildim. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Simav'ın ilk kadın belediye başkanı MHP'den Kübra Teker Aktun'un oldu. Kütahya tarihinin en çekişmeli yerel seçimlerinden birini yaptım. 2029 yılına kadar Kütahya Belediyesi'nin yürütme organı olan kararların alındığı Kütahya Belediye Meclisi'nde kurulacak olan komisyonlarda ve belediye encümen üyeliğinde en çok üye bulundurma hakkına sahip olan AK Parti halkın lehine olacak kararlarda söz sahibi olacak. Parti AK Parti oldu. 1950 yılından bugüne kadar Kütahya'da belediye başkanlığı seçimini kazanamayan CHP 31 Mart'ta seçimi kazanırken Kütahya Belediyesi'nin yürütme organı olan kararların alındığı Kütahya Belediye Meclisi'nde kurulacak olan komisyon üyeliklerini ve belediye encümen üyeliklerinin çoğunluğunu CHP AK Parti'ye kaptırdı. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'da adaylar birbirinden güçlü olsa da son sözü tüm adaylardan daha güçlü olan millet iradesi söyledi. Kütahya merkezde 178 bin seçmenin oy kullanırken bıçak sırtında geçen yerel seçimde Kütahya Belediye Başkanı Alem Işık'a çok az oy farkı atan, çok az oy farkıyla CHP adayı Eyüp Kahveci Kütahya'nın 56. belediye başkanı oldu. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci seçilirken AK Parti Kütahya Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağladı ve AK Parti kontenjan aday sıralamasını da kazanarak Kütahya Belediyesi'nin yürütme organı olan kararların alındığı Kütahya Belediye Meclisi'nde üstünlüğü sağlayan parti AK Parti oldu. Kütahya Belediyesi'nin yürütme organı olan kararların alındığı Kütahya Belediye Meclisi'nde kurulacak olan komisyonlarda Kütahya Belediyesi encümen üyeliğinde AK Parti en çok fazla üye bulundurma hakkına sahip oldu. CHP 10 ve MHP 10 belediye meclis üyesi kazanırken AK Parti kontenjan adaylarla birlikte toplam 16 belediye meclis üyesi kazanarak Kütahya Belediyesi'nin yürütme organı olan kararların alındığı Kütahya Belediye Meclisi'nde üstünlüğü sağlayan parti AK Parti oldu. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Yapılan seçimin galibi ise tek başına ilçelerde seçim çalışması yapan Ahmet Erbaş, Kütahya'nın ilçesi olan Simav, Gediz, Emet, Hisarcık, Çavdarhisar, Altıntaş ilçelerini ve Tunçbirek, Eski Gediz, Çitgöl, Akdağ, Kuruçay olmak üzere 5 beldeyi tek başına partisi MHP'ye kazandırmayı başaran Kütahya Milletvekili unvanına sahip oldu. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Yine özellikle CHP'den Saadet Partisi'ne geçen Kütahya Milletvekili Fazıl Kasab'ında Emet ve Altıntaş ilçesinde seçim çalışması yapmasına rağmen Ahmet Erbaş, Emet, Altıntaş ilçelerini ve yıllardır AK Parti'nin elinde olan Simav, Gediz, Emet, Hisarcık, Çavdarhisar ilçelerini yaptığı seçim çalışması ile tek başına almayı başaran Kütahya Milletvekili unvanına sahip oldu. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. CHP'nin Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz oldu. Seçimde CHP ve CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'ye Kütahya halkının verdiği oylara saygı duyulmalı. Kütahya Belediye Başkanlığı'na seçilen Eyüp Kahveci ve CHP'yi tebrik ederiz. Seçim sonucu HG Haber olarak Kütahya'ya hayırlı olsun.